Öncelikle sesimin ulaştığı her yere, herkese yürek dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde hukuksuz, kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehin olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımın hakkında hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Bütün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda, gazetelerde hükümet temsilcileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum. Benim durumum sadece bir örnektir. Bugün artık ülkenin tamamı, yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün, her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz. Türkiye bir bütün olarak yarı açık cezaevine dönüştürüldü maalesef. Bununla tam bir korku toplumu, korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar. Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil, hizmetkarı olmaktır. Fakat son yıllarda yaşanan antidemokratik uygulamalar Türkiye toplumunu dünyanın en mutsuz, en karamsar halkına dönüştürdü. Ülkemiz kendi içinde kamplara, kutuplara ayrıştırılıp paramparça edilirken dışarıda da yalnızlaşıp itibarsızlaşan bir duruma getirildi. Elbette hiçbirimiz böylesi kötü bir yönetimi hak etmiyoruz. Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak ne mutsuzluğu ne de yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil. Buna mecbur ya da mahkum değiliz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin demokratik Türkiye'sini, yeni yaşamını, mutlu ve özgür bir hayatı inşa edebiliriz. Değerli kardeşlerim, bugün umutsuz olmanın, yılgınlığın, korkmanın zamanı değildir. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak, birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötelemeden, örselemeden, yürek yüreğe verip büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız. İnsanlarımızı partilerine göre, kimliğine, mezhebine, cinsiyetine göre ayırmayacağız. Devlette tam demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa, herkese eşit ve adil davranan bir yönetim oluşturmak da bizim boynumuzun borcudur. Kimse kendini ilahi evlat gibi hissetmesin, kimse ayrımcılığa uğramasın diye 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceğiz. Zengin topraklarımızdan, denizlerimizden, tarihi ve kültürel mirasımızdan tam kapasite yararlanacağız. Betona ve gereksiz inşaatlara değil, toprağa, emeğe, alın terine, üretime, bilime yatırım yapacağız ve bu yoksulluğu mutlaka yeneceğiz. Türkiye gibi zengin bir ülkede sefalet içerisinde yaşamaya mecbur bırakılan milyonların utancı ülkeyi yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan mutlaka kurtaracağız. Hepimiz şimdi daha umutlu, daha heyecanlı, daha coşkulu bir tempo ile seçimlere hazırlanıyoruz. Ben burada dört duvar arasındayım ama biliyorum ki binlerce demirtaş şimdi tarlalardadır, çapadadır, fındıktadır. Demirtaş şimdi maden ocağında, atölyededir. Derste, amfide, meydanlarda, alanlardadır. İnşaatta, şantiyede, grevde direniştedir Demirtaş. İşten atılmıştır, işsizdir, yoksuldur Demirtaş. Gençtir, kadındır, çocuktur. Türktür, Kürttür, Çerkez'dir, Pomak'tır, Boşnak'tır, Alevi'dir, Sünni'dir ama ille de umutludur, coşkuludur. Halay'dadır, Goyet'tedir, Horan'dadır Demirtaş. Edirne'de hücrede tutulan değil, sizsiniz Demirtaş. Kendinize güvenin, kendinizi onurlandırın, kendinize verin oyunuzu. Bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a deyin. Unutmayın, bir oy çok şeyi değiştirir. Ancak senle değişir güzel kardeşim. Şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Hadi birlikte yapalım, birlikte kazanalım. Hepinizi en sıcak duygularımla, özlemle, hasretle selamlıyorum.
mutlaka kazanacağız. Ve özgür günlerde mutlaka görüşeceğiz. Hoşça kalın.